sert alıyor. Kendisi düşürdü Stocksy'yi. Gelen flashback etkisiz. Üçgende kapalıydı Stocksy'yi. Yalnız Stocksy'nin durum 1v1'e kadar getirdi. Malkoç da önüne çıkacak. Dark'ta olduğunu biliyor. Biraz holding hasarı. Gelen binek daha çok fazla hasar vermedi. Stocksy'nin rakibini kör ederken kendisini de kör etti. Ve Stocksy'nin 1v4'e imza atıyor. İnanılmaz bir round oynadı Stocksy. Olağanüstü. Olağanüstü. Ama devamları ise gelen bir trade var. Varken gördüğüm bir restoranı piklemek istedi Maya. İnanılmaz bir eğim. Ve Maya döndü. Molbank'te karbonla iki oyuncuyu daha düşürüyor. 4 kill. Ve şu da ace olacak. Maya haritadaki en efektif oyunu bu roundda oynuyor. Çok kritik bu sırada. Paz da çok güzel bir headshot atmayı başarıyor. Dresya engini yakaladı ama Logic Man ve Paz'dan gelen killer var. Dresya sahip içinde canı düşük olmasına rağmen Logic Man'i sonunda yakaladı. Smoke içinden çıkacak yalnız. Fazla geri. Yine de kill alıyor Vresse. İnanılmaz Vresse. Sadece 19 canla yüzleşti. Logic Man'i vurdu. Sonrasında Smoke içerisinden silistik o. Harika bir tek. Arkasında çok da beklediği bir pozisyonda değil. Bir fake verdi Vresse. Koşmazsa işi kolay olabilir. Şimdi koşuyor Vresse. Wallbank'te de olsa kill alıyor. Mükemmel bir ace. Biraz kritik. Sanki tek oyuncu var Stocksy'nin yardıma gelecek. Şimdi Ulrich. Boxer'ı düşürmüş. Sonrasında Stocksy'nin desteği iyi verdi. Bir headshot. İki oyuncunu kaybetti adı. Gerçi Stocksy'ye bakıyor. Long'tan da gelecek bir oyuncu. Stocksy'nin hala düşmedi. Ve sonrasında Malkoç'un bir reaksiyon daha. Bir de tek atıyor Dubs'a. Mükemmel bir tek kişilik performans. Stocksy'den şu anda imzasını koydu ve Storyhand'ı bu sayede Blaze Esports tarafından kazanılmış oldu.